hoş geldiniz. Demiştim, önemli bir konu. Hava savunma sistemlerinde temel kavramlar, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme süreçlerini konuşuyor. Faruk Yiğit gerçekleştirecek. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Konuşmacıların hava ve füze savunma sistemlerinin dünyadaki gelişimlerine baktığımızda bu işlere bizden önce başlayan ülkelerin ortalama 20 yıl harcadıklarını görüyoruz bir sistemi geliştirmek için. Biz ülke olarak nasıl bir gayret içerisinde olduğumuzu ifade etmek için sadece şunu ifade etmek isterim ve genel müdürlerimizin huzurunda çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi, şükranlarımızı bütün milletimiz adına sunmak isterim. Bizim ülkemizin uzun menzilli milli hava savunma sistemimiz olan Siper Hava Savunma Sistemi'ne biz 3 yıl önce başladık. Ve Allah izin verirse bir yıl içerisinde bu sistemi envantere vermeyi planlıyoruz. O da bu senenin sonu, en geç önümüzdeki senenin başı oluyor. Yani başka ülkelerin, herkesin gıptayla baktığı, bize göre daha gelişmiş olarak söz edilen ülkelerin minimum 20 senede geliştirdiği sistemler bizim mühendislerimiz tarafından 4 yıl gibi bir süre içerisinde geliştirilmiş olacak ki bu geliştirilen sistemlerin muadillerinden fazlası var, aşağısı yok. Bizim Ar-Ge bütçemiz 499.5 milyon dolar, yaklaşık yarım milyar dolar. Tabii bu büyüklüğün kendi içimizde öz kaynak diye adlandırdığımız ama faaliyetlerimizden işte şirketin cirosunda ayırdığımız %7'lik bir payı ifade eder bu öz kaynak. Bununla beraber savunma sanayi başkanlığımız ağırlıklı desteklenmiş. Hemen hemen savunma sanayindeki tüm projelere günümüzde baktığımızda seri üretimdeki projelerle devam ettiğimiz projeler aslında kıyaslandığında bir araştırma projesi olarak başlayıp ama günün sonunda Allah'a çok şükür sahada subaylarımızın, dost ve müttefik ülkelerin kullanımına sunulan ürüne dönüşüyor. Çok ciddi tüm firmalarımız, tüm enstitülerimiz, faaliyet gösteren savunma sanayinde faaliyet gösteren tüm firmalar bu sistematiklerini Ar-Ge ile başlayıp ürüne dönüştürme sistematiklerini çok özümsemiş firmalar. Bu büyüklükler de hani bir Aselsan üzerinde ama bir buna yakın işte TAİ'nin, Roketsan'ın, SAGE'nin büyüklükleri olduğunda bu vesileyle paylaşmak isterim. Aselsan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 8 Ar-Ge merkezi var. Bizim üretim tesislerimizin içinde 8 ayrı yerinde Ar-Ge merkezi kapsamında Ar-Ge merkezimiz var. Bunlara ilave 5 tane teknoparklarda ya da organize sanayi bölgelerinin içinde ayrıca Ar-Ge merkezlerimiz var. Yani baktığınızda 13 ayrı birimde Ar-Ge faaliyetlerimizi yürütüyoruz ve Ar-Ge'de çalışan toplam personelimiz yaklaşık 6.000. Yani bugün itibariyle ben sabah aldım rakamı. 5.929'du. 6.000 diyebiliriz kısaca. Tabii bu kadar nitelikli insan gücü, altyapı ve ayrılan bütçeyle ulusal ve uluslararası birçok alanda bu Ar-Ge faaliyetleri ödüllerle derecelendiriliyor. Hava savunma sistemlerinde, Aselsan özelinde biz temel başlıklarda radar sistemleri geliştiriyoruz. Hava savunma sistemleri, işte kalkan radarlarımızı duymuşsunuzdur. Arama ve takip radarlarımız ve uzun menzil arama radarlarımız var. Arayıcı başlık hususunda hem IIR hem de RF arayıcı başlıkları tasarlayan, üreten ve teslim eden şirket konumundayız. Yine görüş sistemleri, özellikle termal kısa ve orta menzil ve uzun menzil görüş sistemleri yine Aselsan'ın ürettiği kapsamlar.